Selamlar sevgiler arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu videomda arkadaşlar taşınabilir harici diskleri, sabit diskleri, multiboot uygulamalarını kullanabileceğimizi göstereceğim. Bunun için arkadaşlar senaryo Minitool Partition Wizard programıyla disk bölümlemeyle başlıyor. İkinci aşamada multiboot için ben iuboot kullanıyorum. Farklı uygulamalar da var. AZ2boot var, işte Ventoyboot var. Farklı popüler uygulamalar da. Aynı mantık aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki anlatımımdaki de ince detay taşınabilir disklere, hatta sabit disklere bölüm ayırarak multiboot işlemlerini, yani kısıtlamayı kaldırmak diyelim buna. Mesela elinizde 4 GB, 8 GB flash diskiniz yetmiyorsa bu işlemleri mevcut harici taşınabilir hard diskiniz varsa veya sabit diski bölümleyerek multiboot işlemi yapabilirsiniz. Ben sitesine girdim arkadaşlar. Minitool zaten video altına da ekleyeceğim. Buradan indiriyoruz. Zaten ücretsiz bu program arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. iuboot'un da kendisi linkini de ekleyeceğim. Download. Burada download tıklıyoruz. Download şurada. Daha sonra siteden indiriyoruz buradan arkadaşlar. Ben indirdim. Daha önceden hazır zaten. İşleme başlıyorum arkadaşlar. Şu an taşınabilir diskimi taktım. 500'lük. Bundan 50 GB bir alan ayıracağım. Bu alana işletim sistemleri kurulumu için, multiboot için iuboot'u monte edeceğim alana. Evet arkadaşlar, Minitool Partition'ı açıyoruz. Sürücülere dikkat edelim arkadaşlar. Yani farklı diski silmeyin veya bölümlemeyin, yanlışlık olmasın. Seagate, burada benim 500'lük diskim arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Kullanımı çok basit bir program aslında. Mobile Resize diyorum arkadaşlar. Yani bölümü küçült. Yani bölüm ayır. Buradan arkadaşlar bölüm kendimiz istediğimiz kadar ayırabiliriz. Yani bu sabit disk olur, efendime söyleyeyim, taşınabilir disk olur. Burada en altta zaten gösteriyor arkadaşlar. Ben buraya 50.00 yazdım. 50 GB yani elim manuel olarak yazdım. Okey dedim. Buraya ayırdım arkadaşlar. Gördünüz mü? 50 GB ayırdı. İşimiz bitmedi arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz. Buraya create diyoruz. Bunu buradan FAT32 yapalım arkadaşlar. Sebebi ise bazı Linux işletim sistemleri veya kurtarma araçları maalesef NTFS'lerde sorun yaratabiliyor. Bu UEFI kurulumlar için de önemli bir detay. FAT32 yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar, buraya label istediğimizi yazabiliriz. Fark etmez. Ben iuboot yazayım. iuboot yazsın. FAT32 yaptık burayı. Okey diyoruz arkadaşlar. Daha sonra apply onaylıyoruz bunu. Evet diyoruz. Şu anda arkadaşlar bölümlediğimiz 50 GB alanı FAT32 olarak hazırlıyor şu anda program bize. Birinci aşamamız bölümleme olayı arkadaşlar. İkinci aşamada da iuboot programını çalıştıracağım. Ayırmış olduğum 50 GB alana iuboot'u monte edeceğim. Video biraz uzun sürebilir. Ben donduruyorum şu anda. Dönüş yapacağım arkadaşlar. FAT32 olarak ayrıldı gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu alana multiboot'u, yani iuboot programını kullanarak hatta bilgisayara girip bakalım. Evet. Bu benim harici diskim. 500'lüktü. 50 GB ayırdım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Şu anda içi boş. Herhangi bir şey yok. iuboot programını yönetici olarak başlatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra language bölümünden dili Türkçe yapabiliriz. İster İngilizce yapar, fark etmez. Türkçe yapıyoruz. Ondan sonra sürücü harfimiz arkadaşlar E olduğu için burada gördüğümüz gibi E harfini seçiyoruz burada. E harfi seçtik. Formatlamaya gerek yok. Zaten FAT32. Bootloader kalsın otomatik olarak. Burada OK'ye bastığımız zaman arkadaşlar buradaki dosyaların içindeki dosyalar extract edip oraya monte olacak arkadaşlar. Başlatıyorum. Şu anda kopyalama işlemi çıkartılıyor dosyalar. Bu işlemden sonra arkadaşlar elimizdeki mevcut ISO dosyalarını, Windows ISO, Linux veya kurtarma araçlarının ISO dosyalarını uygulamanın üzerinden sırasıyla ekliyoruz arkadaşlar.
Zaten aşağı benim Ayyubut'la ilgili ekleme videom var. Nasıl yapıldığına ilişkin. O videoyu da ilave olarak, ek olarak attachment yaparım. Yani videonun altına eklerim. Şu anda Ayyubut programı. Bakalım arkadaşlar diskimize. Evet. Burada gördüğümüz gibi şu anda mevcut. Hepsi buraya geldi. Bundan sonraki işlemler, yani harici diskimizden alan ayırdık. Bu alandan USB diskimizin yetmediği durumlarda, hatta yani C'den bile ayırıp aynı işlemi mantıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada multiboot işlemlerini ayırdığımız disk üzerinden, taşınabilir disklerden kullanabiliyoruz arkadaşlar. Buralara fazla girmeyeceğim. Uygulamayı zaten videosu vardı. Windows'u seçip işte 7.8.8.1.10 buradan o ISO dosyasını gösteriyoruz. Neredeyse yazdırıyoruz arkadaşlar sırasıyla. Linux'te Linux seçiyoruz. Burada dağıtımlar var. Otomatiği seçin arkadaşlar. Otomatiği zaten kendi buluyor. Diğer taraftan bu uygulamanın Türkçe diline çevirmiştik. Burada adımızı yazmış. Evet, burada adım yazıyor. Türkçe dil çevirilerinde son düzende şuralarda düzenleme yapmıştım bu programda. Evet, yapımcısı da zaten kendisi eklemiş, düzeltmiş yani. Evet, bu vesileyle bunu da görmüş oldum. Arkadaşlar, disk bölümleme, yani harici disklerden, taşınabilir disklerden, hatta sabit disklerden bölümleme yaparak multiboot oluşturmayı anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. İşlemler çok basit aslında. Burada detay şu, neden böyle oldu, onu açıklayayım. Arkadaşlar, Minitool Partition Wizard gelişmiş partisyon programı, diskleri bölümleme, klonlama vesaire, yedekleme, recovery, silme, bölümleme vesaire işlemler yapılabiliyor. Çok geniş özelliklere sahip. İnternet üzerinde pro sürümleri filan da var. Yani dileyen o şekilde bulup lisanslayabilir, kullanabilir veya satın alıp kullanabilir vesaire. Ben yani free olarak da kullansanız kendiniz şey yapabilirsiniz. Yani bir sınır yok. Arada bir reklam çıkıyor, o kadar. Ayyubut programı da bu şekilde indiriyoruz. Bu iki program, birini bunu kuruyoruz. Daha sonra hazır olan bölümleme işleminden sonra Ayyubut'u da biraz önceki yaptığımız işlemi yaparak monte ediyoruz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar şimdilik arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle. Bir sonraki videoya bakalım, kısmet artık neyi anlatırız bilmiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.